İyi günler diliyorum. Ses ve görüntü ile ilgili bir problem var mı? Bir yazı yazarsa yeterli. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen yol haritamızı belirleyelim. Bugün 3 aşamalı çalışacağız. Birincisi, hepinize iyi akşamlar. Geçen haftanın kısa bir özeti, resmin büyüğüne bir bakalım demiştik. Bu hafta işleyeceğimiz slaytımız, mecbur işlememiz gereken slaytımız. Arkasından da arkadaşlar kulağımızda küpe olarak kalacak özetlerimiz. 3 tane ünite getirdim. Bunlardan kısaca bir özet yapacağız. Öncelikle arkadaşlar süremiz başladı. Şunu söyleyeyim. Mesajların çoğuna cevap verdim. Bir arkadaşımızın, aynı arkadaşımızın 3 tane ortak mesaj vardı. Kod yazıp göndermişti. Vaktim onu derleyemedim. Onu derleyeceğim ve arkadaşıma cevap vereceğim. Onun dışındaki bütün sorulara cevap vermeye çalıştım. Eğer bugün öğleden sonra yeni bir mesaj gelmediyse. Şimdi arkadaşlar hemen özetimize başlayalım. Biz geçen hafta HTML ve XML gördük. Yazamadım. HTML ve XML gördük. Değil mi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Bir kişiler nokta HTML yazmıştım. İki kişiler nokta XML yazmıştım. Sonra ardından insanlar nokta XML yazmıştım. Ve benim doğum parser'ımı yazarak bu XML'i kullanmıştım. Ama son anlarda biraz sıkışmıştık. Hatırlıyor musunuz? Dersimiz bitmek üzereydi. Bu hafta özetleyip böyle devam edeceğimi söyledim. Peki. Hemen şu açılımı bilelim. HTML neydi arkadaşlar? Hypertext Markup Language. Ne demek arkadaşlar? Hipermetin işaret dili. Peki XML neydi arkadaşlar? Extensible Markup Language. Yanlış yazmayayım mı? Evet. Bakın arkadaşlar, ikisi de dil. İkisi de işaret dili. İkisi de elementlerden oluşmuştu. Geçen hafta gördük değil mi arkadaşlar? Gözümüzde gördük. Ezbere bir şey kalmadı. Yalnızca şunları unutmamışım. Arkadaşlar element, tag veya etiket dersem bu dersler boyunca aynı şeyi kastediyorum demektir. Element, tag ve etiket. Üçü de aynı şeydir. Element, tag ve etiket. Peki arkadaşlar hemen soralım, bir element kaç bölümden oluşurdu? HTML ve XML elementlerden oluşur 3. Hemen yazıyorum sağlamca. 1. Opening tag. Açılış etiketi. 2. Body. Gövdesi. 3. Closing tag. Kapanış gövdesi. Elementler 3 bölümden oluşur. XML ve HTML de elementlerden oluşur. Bu kadar arkadaşlar. İşin özeti bu. Şimdi aralarındaki farka bakalım. HTML ile XML arasındaki en önemli fark neydi arkadaşlar? HTML how nasıl ilgilenirdi? Değil mi? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Eğik yazmıştım, koyu yazmıştım, renklendirmiştim. Evet, gelmişim burada. Ama XML what'la ne ile ilgilenmişti? Hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? XML'de bir kitap örneği yapmıştım. Bir isim yazdım. Bu kitabın yazarı mı? Bu kitabı okuyan kişi mi? Tercüman mı? XML'de onunla ilgilendi. Ne olduğuyla. Birinci kafamızdaki ayrım bu. HTML ne? XML, özür dilerim. HTML nasıl? XML ne ile ilgilenir? İkincisi, Borat arkadaşımız hemen söyledi. HTML'in etiketleri standart. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir etiket yazmıştım. Ve demiştim ki bu gövdenin açılışı ve kapanışı. Arkadaşlar hoşumuza gitmedi. Bunun Türkçe karşılığı gövde yapalım mı? Yapamayız. HTML'in etiketleri arkadaşlar standart. Ama XML'in etiketleri esnek. Hatırlıyor musunuz? Kişiler diye bir etiket açmıştım.
Eğer bu hoşunuza gitmediyse insanlar bir değiştirelim diye söylemiştir. Kişiler etiket hoşunuza gitmezse insanlar diye ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Burası tamam mı arkadaşlar? XML de HTML de bir işaret dedi. Her ikisi de SGML, Standard Generalized Markup Language'in bir çocuğu, alt türleri. Aralarının ikisi de elementlerden oluşmuş. İkisinde açılış, kapanış ve gövdeleri var. Bu üç parçadan oluşan elementlerden müteşekkil. Ama HTML'in etiketleri sabit, XML'in etiketleri bize bağlı. Şimdi arkadaşlar biz geçen hafta bir de insanlar nokta XML adlı bir dosya yazdık. HTML ile XML arasındaki farkı anlatan örneği yaptıktan sonra tamam farkı anladık da XML benim ne işim görecek? XML internet ortamında veya diğer ortamlarda platformlar arası veri aktarmada kullanılır. Platformlar arası veri aktarmada kullanılır. Evet, şimdi araya bir şey yazmadan adım adım yazıyorum. Ben arkadaşlar insanlar.xml dosyamı bir doküman olarak içeri aldım. Bu dışarıda bir dosyaydı. Java dilinde kod yazdım, içeriye aldım. 2. Bu dokümandan bir node list oluşturdum. Arkadaşlar bu node kelimesini bileceğiz. Düğün demek. Node kelimesi İngilizce karşılığı düğün. Şöyle düşünün arkadaşlar node listi. Elimde sınıftaki bütün arkadaşların bilgileri var. Birinci kutuda işte Ahmet arkadaşımızın, ikinci kutuda Borat abi, üçüncü kutuda Burak arkadaşımızın bilgileri var. Bunun hepsine ne dedik? Node list. 3. Bu node listten arkadaşlar bir node çektim. Ne demek? Elimde şu an işte 46 arkadaşımız var. Bu 46 arkadaşımızın listesi node list. Buradan Ahmet Yavuz arkadaşımızın bilgisini çektim. Bu benim neyim oldu? Node'um oldu. 4. Bu node'dan element aldım. Hatırlıyoruz değil mi? İşte element aldım. Ve o elementin üzerinde işlemlerimi gerçekleştirdim. Evet. Şimdi geçen hafta hızlı geçtiğim, rahat etmediğim noktaları söylüyorum. Geçen hafta arkadaşlar şöyle bir işlem yapmıştık. Bu satır hatırlıyor muyuz? Bu arkadaşlar typecasting veri türü dönüşümü demiştim. Bakın mesela bu typecasting'i sınavda bileceğiz. Neden? Çünkü çok önemli. Peki typecasting ne? Arkadaşlar şöyle diyeyim. Benim elimde geometrik şekillerim var. Geometrik şekiller. Ne olsun arkadaşlar? Kare, dikdörtgen, üçgen ve yamuk olsun. Bunların hepsi geometrik şekil arkadaşlar. Karede, dikdörtgende, üçgende, yamukta bir geometrik şekil. Değil mi? Bunların ortak özellikleri var. Birbirinden farklı olan özellikleri var. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bir geometrik şekle sahibim. Geometrik şekil, yanlış yazmayayım. Şekil 1. Arkadaşlar ilk harfinin küçük yazılımına göre nedir bu 1? Nesne değil mi? Şimdi ben bu geometrik şekli kare gibi kullanmak istiyorum. Bu bir geometrik şekil. Ama kare gibi kullanmak istiyorum. Şöyle yazacağım. İşte geçen hafta yaptığımız buydu arkadaşlar. Ben şu an geometrik şekil bir nesnesine kare gibi kullandım. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar İngilizce? Typecasting veya veri türü dönüşümü diyoruz. Bir kitaplarda örnek aldım, onu söyleyeyim. Şu ne yapıyor arkadaşlar, bana yardım edin. Evet. Şimdi iki bir sayı mı arkadaşlar? Evet, nasıl bir sayı? Tam sayı. Şimdi çok güzel şey, Servet. Biz bu ikiyi Servet arkadaşımızın söylediği gibi 2.0 gibi kullanıyoruz. Hocam farkı yok. Evet, bizim için farkı yok ama 2
integer bir tam sayıydı, 2.0 reel bir sayıydı, double bir sayıydı, o şekilde kullandık. Geometrik şekil bir geometrik şekilde, itirazımız yok. Fakat biz onu ne gibi kullandık? Kare gibi kullandık. Evet arkadaşlar, şimdi çok vakit geçirmeden, çünkü önemli noktalarımız var, dersimize başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar, Android'de kullanıcı arayüzleri ve bileşikleri tasarımına başlıyoruz. Bu bölümü bitirdiğimizde aşağıdakileri öğrenmiş olacağız. Android'de layout. Ne demek arkadaşlar layout? Layout. Yerleşim demiştiniz değil mi? Çok güzel bir kelime. Doğru. Layout'ların özelliklerini göreceğiz. Yerleşim türlerini göreceğiz. Kompozit, bileşik ve bitişik olanları göreceğiz. Resim ve videoları, time and date, zaman ve tarihi göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, kulağımıza iki küpe takıyoruz. Bütün ders boyunca kullanacağımız. Bir, bizi mobil uygulamalar yapacağımız ortam, bu cep telefonun ekranı da olabilir, bir tabletin ekranı da olabilir, buzdolabının kapağı gibi düşüneceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Buzdolabının kapağı. Şöyle bir ekran düşün. Arkadaşlar, burası benim neyim? Buzdolabının kapağı. İşte layout, bu buzdolabı kapağına nasıl yerleşim olacağını belirler. İkinci küpe geliyor kulağımıza. Peki neyi nasıl yerleştirecek? Arkadaşlar, buzdolabının kapağına süslü mıknatıslar yapıştırıyoruz ya. Onlar da bizim nesnelerimiz olacak. Widgetlerimiz olacak. İşte tekstlerimiz olacak. Tamam arkadaşlar, bakın tekrar söylüyorum. Evet, burada obje, nesne, komponent hep aynı şey anlamda kullanacak. Buzdolabı kapağı benim cep telefonumun ve tabletimin ekranı. Elimdeki mıknatısları buraya nasıl yerleştireceğime layout dedim. Mesela örnek verelim. Şöyle yerleştirebilirim. İlk mıknatısı buzdolabının üst ortasına yerleştirdim. İkincisinin yanına, üçüncüsünün yanına. Yer kalmadı, alt satıra geçtim. Kayar bir şekilde floor layout. Veya bir tane batıya, bir tane doğuya, bir tane kuzeye, bir tane güneye, bir tane ortaya mıknatısı yerleştirdim. Veya buzdolabının kapağını cetvelle böldüm. 3 satır 4 üstüne 12 ucu oldu. Elimdeki 12 mıknatısı sol üst köşeden 0'dan başlayarak yerleştirdim. Bunların hepsine biz ne düzenleşer? Layout. Sürekli kullanacağımız bir kavram. Bu tamam. 2. Bir de view'ler var arkadaşlar. View. Layout'la karıştırmayalım. Bu görüntü, gözleme diyelim, izleme diyelim arkadaşlar, görünüm. Bu, o mıknatısın içerisinde birden fazla nesne yerleştirdiğinde nasıl yerleşeceğini belirleyecek. Tamam, bu iki temeli söyledik. Peki arkadaşlar, biz Android işletim sisteminde hangi layout'ları kullanabiliriz? Linear layout. Relative ne demek? Bağlı. Absolute, mutlak. Frame, çerçeve, table, tablo. Dikkat edin, şu ana kadar saydıklarımız, şu okumunu alayım arkadaşlar. Hep neydi bakın? Layout. Son ikisinden arkadaşlar, scroll view, kaydırmalı görüntü, grid view, ızgara görüntüsü. Grid'de biz ne diyoruz arkadaşlar genelde? Evet, çek, evet, kaydırma, evet, kaya, şimdiden net anladık, kaydırma. Şimdi arkadaşlar, biz layout'u görüyoruz, hemen ekranda bir XML komutu gördüm. Neden? Şunu unutmuyoruz. Bizim dersimizin, mobil uygulama dersimizde, Android'in 3 ayağı var arkadaşlar, unutmuyoruz. 1, Linux, 2, Java, 3, XML. Biz bugüne kadar bu üç ayağı oluşturmaya çalışıyoruz. Üç ayağı oluşturduk mu Android zaten kendiliğinden gelecek. Şuraya tekrar yazıyorum arkadaşlar, bakın. Linux artı Java artı XML. Buraya nereden geldik? Ben layout'tan bahsederken XML'e neden geçtim? Bakın arkadaşlar, benim layout'um neymiş?
Linear layout'muş. Linear layout'la ilgili, evet kayıt, üçüde, ücretsiz üçüde, kaynak kod, açık kaynak kod, fili. Aslında biz buna özgür diyoruz. Ücretsiz doğru ama özgür yazılım demek daha genel kapsayıcı. Bakın aşağıda, o layout'un XML kod karşılığı var. Bakın, linear layout etiketini açmış, kapanışını vermiş. Peki, bu içeridekiler ne anlaşar? Şunlar, onun neler anlaşar? Ya attribütleri ya da gövdesi. Peki attribütle gövde arasında ne fark vardı Serhat? Hatırlıyor muyuz? Attribüt açılış etiketinin içine yazılır. Gövde açılış ve kapanış etiketinin arasına yazılır. Arkadaşlar bakın bunu geçen hafta söyledik. Mesela ne diyelim? İnsan diyelim arkadaşlar. İnsan TCK diyelim eşittir. Çıktığından içerisinde 12 yazayım. Şuraya kapanışını vereyim. Şöyle kapanışını vereyim. Arkadaşlar bakın burada TCK gövdenin içinde değil. Açılış etiketinin içerisine biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Attribüt ve Türkçe karşılığı öz nitelik. Bunları geçen hafta söyleyecektik. Söyledik de yine hatırlatıyoruz. Öz nitelik. Niye arkadaşlar? Öz nitelik. Peki. Burada bilmemiz gereken kavramlar. Bakın arkadaşlar bu layout'ta iki türlü layout olabilir. Bir tanesi dikey, ikincisi yatay. Bu iki kavramı da çok kullanacağız. Dikey ne demek arkadaşlar? Hemen yazayım. Vertikal. İkincisi horizontal yatay. Linear layout'a bakın arkadaşlar şu an nasıl yerleştirilmiş? Yatay yerleştirilmiş. İkinci mıknatıs buzdolabının kapağına ikinci mıknatısı birincinin yanına ötekisinin diğer yanına koymuşuz. Yatay gitmişiz. Bir öncekinde ikinci mıknatısı birincinin altına, üçüncü ikincinin altına yerleştirdik. Dikey gitmiş oldu. İki, relatif ne demek arkadaşlar? Bunu çok kullanmayacağız ama bilmemiz lazım. Göreceli demek değil mi Serhat? İzafiyet teorisi var Einstein'ın, relatif demek. Burada arkadaşlar, evet burada abi izafi demek, bir nesnenin yeri, yurhan, ikinci nesneye göre belirlenir. Bakın burada bileceğiniz 3-4 kelime var. To left of, ne demek left of? Soluna. To right of, sağına. Above, üstüne. Below, altına. Bu 4 kelimeyi nasıl hızlı yazayım arkadaşlar? Left, soluna, sol yazayım. Right, sağına. Above, üstüne. Below, arkadaşlar altına. Tabi arkadaşlar, evet bir şey. Bunu niye çok kullanmam? Bir nesnenin yeri değiştiğinde diğer nesnenin de yeri kendiliğinden otomatik değişir. Dolayısıyla tasarımı çok dikkatli yapmamız lazım. Biz genelde linearleri kullanacağız. Peki, frame layout arkadaşlar, çerçeve layout. Bir daha fazla nesneyi aynı çerçeve içerisine getirip üst üste gösterebiliriz. Peki, table layout en üstte. Arkadaşlar, elimizde atıyorum rehberinizde 20 kişinin ismi var. Bunları alt alta göstereceksiniz. Resim de olabilir sağında veya solunda. Bunlarda neyi kullanacağını aşar? Tablo layout'u kullanırız. Peki scroll view, check, bir arkadaşımız güzel bir şey yazmışlar arkadaşlar. Check, gör diye bir şey yazdı herhalde değil mi? Scroll ne demek arkadaşlar? Kaydırmak. Ne demek arkadaşlar temeli? Benim elimde şöyle bir ekranım var. Ama göstereceğim bilgim ekrandan daha fazla. O zaman bu ekranı bilgi üzerinden ne yapmalıyım? Kaydırmalıyım. Scroll ne demek arkadaşlar? Kaydırma değil mi? Kaya. Eğer x eksenine göre kaydırırsam scroll bar, y eksenine göre kaydırırsam vertical bar diyeceğiz. Grip neydi arkadaşlar? Izgara. İşte buzdolabının kapağını 3 satır üstüne bölmüş. Sol üst köşeden başlamış, birimlerini yerleştirmiş. Evet, şimdi arkadaşlar burası önemli bir slide. Buraya da iyi bakalım. Android layout width ve Android layout height özelliği layout'un genişlik ve yüksekliğini ayarlar. Width ne demekti? Genişlik. Height ne demekti? Yükseklikti.
genişlik ve yüksekliği belirledikten sonra parametrelerle, mesela match parent ne demek Neşer? Ebeveyne uy. Ebeveyn ne demek? O nesnenin üzerinde bulunduğu ana ekran. Mesela telefonunuzun neyi? Ekranı. Veya fill parent var mesela. Bunları tek tek göreceğiz sizle. Siz formun üzerinden ve ekrana birkaç şey getirmişsiniz, boşluk var. O boşlukları ne yapabilir? Doldurabilir. Şimdi asıl geleceğimiz nokta şu. Biz arkadaşlar nesne tabanlı programlama dillerinde bir özelliğe değer atarken şöyle diyorduk. Mesela şöyle örnek vermiş. Android text eşittir günaydın diyelim. Android'in text özelliğine ne yazdık? Günaydın yazdık. Doğru mu? Doğru, itirazımız yok. Fakat bu her zaman metin kısmına günaydın yazılır. Evet Kaya, text üzerine böyle yazdık. Fakat biz mobil uygulamalarda internalization diye bir şey yapacağız. Ne demek? Uluslararası kılacağız. O cihaz İngilizce postanın yere gittiğinde günaydın değil, good morning yazsın. Fransızca konuşulan bir yere gittiğinde de bonjour yazsın isteyeceğiz. İşte bakın şu son satır okuyoruz. Android 2.3'te ID. ID ne demek? Kimlik. Bizim işte arkadaşlar label 1, label 2 dediğimiz buton 1, buton 2 isimlerini veriyoruz ya. Burada ne var? ID var. Dediğim gibi kısa sürede bunları yazmaya başlayacağım. ID alt ile alt ifadesi nesnelere ID verirken kullanılır. ID ne demek arkadaşlar? Hiçbir şeyimize ezberi kalmasın. Identity, kimlik demek. Ben bu nesneyi neyle tanıyacağım arkadaşlar? Çok güzel Kaya, benzersiz kimlik. Yani distinct bir kimlik. Onu diğerlerinden ayrı eden yani bizim TC kimlik numaralarımız gibi. Devam edeyim. Burada nesneye ID at. ID'sini vermiş oluyoruz. O nesnenin adı ne oldu? İşte at. O nesnenin adı ne oldu? Bahşiş. Siz ödev yapıyorsunuz ya. İsim verdik. Devam edeyim. Android 2.3'te text at string textal ifadesi ile nesnenin üzerine yönelen yazı değeri ayarlanır. At string ifadesi values klasörü altında string xml dosyasını gösterir. At string neyi gösteren neşer? Values dizimimiz olacak. Evet. Biz ID verdik. Android ona bir ID daha verip kendi içerisine işletmek için. Evet. Öyle yorumlayabiliriz Kaya. Şimdi bunun bana faydası ne olacak? Arkadaşlar bu values klasörü altındaki string xml dosyanın içerisine ben o nesnenin üzerine yazılacak birkaç dildeki mesajı yazacağım. Günaydın yazacağım, bonjour yazacağım, good morning yazacağım ve istediğim değeri oradan alıp uluslararası platformda kullanacağım. Bu diğer görsel nesne tabanlı programlama dillerinden ayrılan önemli bir özelliğimiz. Zamanımız çok hızlı geçti arkadaşlar. Grid layout'u yine vermişiz. Burada dikkat çekeceğiniz şu arkadaşlar. Bakın şurada oku görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ben hareket ettirdiğimde? Buton, ikinci satırdaki buton iki sütuna yayılmış. Şuradaki artıya bakın hesap makinesinde. Artı da iki tane satıra yayılmış. Yani bir daha alayım sorunuzu arkadaşlar. Burada mı? Şu konuyu anlattığımızda mı? Şimdi şöyle bu arada. Tamam, güzel soru. Bu ID alt tire at arkadaşlar, ID alt tire at identification tanımlama. Bu nesnenin adı ne arkadaşlar? Bu nesnenin adı ne? Atıyorum. Mesaj. Mesaj. Ama at string ifadesiyle values klasörünün altında kullandığımız string xml dosyasından alıp yerleştirdiğimiz değer de initialization. Yani ne demek? İlk değerini atama demek. Fakat bak burada, fakat
ben bilgi, bilgisayar demeyen de cihazın ilk açıldığında işte ya günaydın diyeceğim ya bonjour diyeceğim, bu değeri alarak o sizin bilgisayar dosyasından bu vermiş olduğun isme adama initialization, ilk değeri ne yapmak? Yerine getirmek. Tamam mı arkadaşlar? Peki, şurada yayılabileceğini söyledik. Biz de birden fazla yere yayacağız. Linear layout arkadaşlar bakın vertical'ı görüyoruz. Dikey. Yatayı görüyoruz. Horizontal. Relatif'i görüyor musunuz arkadaşlar? Dersi hazırlayan arkadaşlar bunu başkaları hazırlamış. Ben ondan alıyorum. Sitemiz de var yani. Üniversitemizin sitesinde var. Bakın nesneler birbirine bağlı olarak yerleştirilmiş. Çok kullanmadığımız bir yapı stili. Frame layout, burayı hızlı geçtim. Ha, çok güzel. Şimdi arkadaşlar birazdan söyleyeceğim de fragment ne demek? Fragment demek parça demek. Arkadaşlar bakın şunu alayım telefonu elime. Bu benim telefonumun ekranında ben size genelde bir pencere gösteririm. Çünkü telefonun ekranı küçük olduğu için. Fakat istersen yukarıda ayrı bir bölüm, aşağıda ayrı bir bölüm açabilirim. Bunlardan her biri ne diyeceğiz arkadaşlar? Fragments. Biraz da asıl kısmı söylerken bunun yerini size anlatacağım arkadaşlar. Fragment. Bakın. Cümle diyor ki evet, iframe gibi düşünebilirsiniz. Başka dillerle ilgili ne söyleyebilirim arkadaşlar? Frame var ya, frame, iframe, division gibi düşünebilirsiniz. Diyor ki formunuzu kısımlara ayırmak için kullanılır. Kısımlara ayrıldığı için istenilen elemanlar bırakılabilmektedir. Tabletlerde genellikle fragmentler kullanmaktadır. İstenirse cep telefonlarında da bakın arkadaşlar da kullanılabilir. Niye öyle? Arkadaşlar benim cep telefonumun ekranı zaten çok büyük değil. Ben orada birazdan söyleyeceğim bir aktivite kullanırım. Fakat tablete gelince cep telefonumun 3-4 katı bir ekran olduğu için orada fragmentleri kullanabilirim. Evet, fragmanları görüyorsunuz arkadaşlar. Farklı tablo layoutlarını göstermiş. Kullanacağız zaten bunları yakında. Space boş bırakabiliriz. Tabii Kaya, eğer ekranınız büyükse fragman kullanmak kullanıcı dostu bir şeydir. Ama ekranınız küçükse fazla fragman kullanmak kullanıcının kafasını karıştırabilir. Composite yukarıda bir tane görmüş. Listeye, elimizde bir listemiz var. Liste halinde göstereceğiz. Bunları niye hızlı geçiyorum? Zaten bu sitede var. Siz bunları görürsünüz. Listeye. Expandable'ı bilelim arkadaşlar. Expandable ne demek? Genişletilebilir, açılır. Elinizde arkadaşlar, bakın arkadaşlar, bizim bilgisayarda hangi dersimiz olursa olsun ilk aklımızda tutacağımız nokta şu. Bizim yazdığımız programlar insanlar kullanacak. Ne kadar kolay kullanılabilir, kullanıcı dostu program yazarsa o kadar iyi bir programcı oluruz. Mesela örnek vereyim. Türkiye'nin 7 bölgesini yazdık. Doğu Anadolu, Ege, İç Anadolu. Ben bu Doğu Anadolu bölgesinin içerisinde bulunan illerini açarsam ekranda benim 81 il göstermem lazım. Benim telefonumun ekranı sadece sığmaz. Fakat her kişi kendi bulunduğu bölgenin illerini görmek istiyor. Doğu Anadolu bölgesinin yanında bir tane artı koyacağım. Artıyı tıkladığında Doğu Anadolu bölgesindeki iler gözükecek. Artı ne olacak? Eksi. Eksiyi tıkladığımda tekrar toplanacak. Ege bölgesindeki bölgesindekini görüp tekrar ne yapacak? Kapatacak. Temel amaç şimdi sekmeleri de geçecek. Kullanıcıya mümkün olduğunca kafası karışmayacak şekilde bilgileri göstermek. Drop-down evet öyle bir menü. Kaya. Drop-down genelde şöyle bir combo box şeklinde durur. Tıkladığında açılır. Bu da yanında artı eksi işaretiyle açılan bir drop-down. Evet arkadaşlar. Çok burada zaman harcamıyorum çünkü söyleyeyim önemli noktalar var. Dikeyi söyledik, yatayı söyledik, onları öğrendik. Izgara görüntüsünü söyledik. Scroll kaydırma. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Elle tutmuş, kaydırıyor.
Yatay olabilir bu. Yatay ekranımız olmayabilir. Çekmece yapısı, kayma sekmeler, birden fazla sekme arkadaşlar. Bunlar hep görüntü resimleri alınmış. Tabii bu arada şunu hemen size söyleyeceğim arkadaşlar. Ben size özet yapacağım, hiç müsaade olun. Bir şey diyecektim. Ha, ben bu arkadaşlar slaytları gördüm. Şöyle işim rahat etti. Biz bu slaytları çok hızlı geçebiliriz. Çünkü görsellikle doğru. Ardından hemen kod yazmaya başlayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Kod yazacağız sizle. Web görüntüsü olabilir. Resim, video, image view. Bunlar da galeri, birden fazla resim aktardığımız yer. Multimedya ortamı, video view'yu çalışacağız. Ha, tarih ve saatle ilgili bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar tarih ve saati mobil uygulamalarda kullanıcının girmesine esnek bırakmayız genelde. Neden? Çünkü kullanıcı olmayan bir günü girebilir. Şubat'ın 29'unu girebilir. Olmayan bir saati girebilir. Genelde bakın arkadaşlar burada var olan bu araçlarımızı time picker ne demek? Zaman seçici. Day picker tarih seçici gibi. Çok güzel bir fan. Day picker gibi. Oradan grup seçmesine izin vereceğiz. Çünkü saatimiz belli. 1 atıyorum 23. Dakikamız belli. 1 ile 9 arası gibi. Bunları alacağız. Day picker da burada. Evet. Şimdi ikinci aşamamızı bitirdik. Üçüncü aşamaya geldik. Arkadaşlar önce şu önemli noktaları söylüyoruz. Mesajlarda hocam ben Android'i kurdum ama çalışmıyor diye birçok mesaj geldi ödev yapmaya başlanıldığında. Hemen şunu söylüyoruz. Android, Java ve XML gibi hemen kodu yazıp çalıştıracağımız bir platform değil. Tamam mı arkadaşlar? Bu yaşadığınız sorunlar çok normal. Niye? Çünkü arkadaşlar Android sürekli güncellenen, bir yeni sürümü bir önceki sürümleriyle uyumlu olmayan nesneler, kütüphaneler içeriyor. Peki, önce ben konu bitireyim, sorularınızın hepsine cevap vereceğim. Eğer Android'in en son sürümünü yüklediyseniz, boş bir aktivite çalıştığının program çalışmaz. Bu şimdi söyleyeceğim Türkçe karakterden kaynaklı. Dinliyoruz değil mi arkadaşlar? Build nokta gradle dosyamızı açacağız. Borat abi, tamam. Borat arkadaşımız benim birçok söyleyeceğim şey özetledi. Arkadaşlar, benim Android'de size bir uygulama yapma Durkaya sandalye atacağım. Çok zaman alabilir. Dolayısıyla ben size genelde hazırlayacağım. Arkadaşlar bakın ben şu kodları yazdım. Böyle çalıştı diye göstereceğim. Çünkü dersimiz bu göstermem lazım. Fakat bir saatlik derste bunu yetişmemiz imkansız. Ben size köşe taşını söyleyeceğim. Burada müsaade edin. Ben onların adresini yazayım. Size bir derste vereyim. Kaya arkadaşımız da diyor ki ben NetBeans 8.2 kurdum. Hiçbir problem. Doğru. Kaya NetBeans olabilirdi, Eclipse olabilirdi. Fakat bizim ders müfredatımız çerçevesinde benim Android uygulamalarından bir tanesini size göstermem lazım. Hatta farklı platformlar da var. Bulut yöntemi var ya arkadaşlar. Cloud yöntemi. Onunla da göstereceğiz örnekler var. Ama dersimizde şu temel müfredatımızı işleyeceğiz. Tamam arkadaşlar. Bir şunu bitireyim. Build Gradle dosyamızı açın. İndirdiniz Android'i ücretsiz ama çalışmaz. Build Gradle dosyamızda bakın aşağı test implementation şu satırı tam yazayım. JUnit 4.12 tam bu sürümü size farklı olabilir. Satırını bulun. Arkadaşlar aslında bu satır İngilizce gramer kurallarına göre doğru yazılmış. I harfinin büyüğü böyle yazılır. Fakat bu kod çalışmıyor. Peki ne yapalım? Şunu yapacağız. Test bir harf değiştireceksiniz.
Test implementation'daki arkadaşlar büyük I harfini büyük I yapacaksınız. Büyük I harfini büyük I yapacaksınız. I'yı I yapacağız. Bakın yanlış anlaşılmaya sebep olmamak için altını çizerek bir daha söylüyorum. Aslında şu çalışmayan kod doğru. I harfi öyle yazılır İngilizce'de. Ama bizim derleme hatalarımızı ortadan kaldırmamız için bunu düzeltmemiz lazım. Bir, bu satırda yaptık. Bir sorun, evet Kaya. İki, bunun altında arkadaşlar, bu satırın altında Android Test Implementation, yanlış yazmayayım, Implementation nokta nokta yazıyorum artık. Yanlış yazmayayım arkadaşlar. Siz bunları kontrol edin. Android Test Implementation diye bir satır var. Aynı şekilde buradaki I'yi de ne yaptınız arkadaşlar? Büyük I yaptınız. 3. Yine bunun altında Android Test Implementation yanlış yazmayayım. Implementation biraz daha yazayım. Bulmanız kolay olsun. com.android.support diye bir satır var. Tamamını yazmadım. Bu satırdaki büyük I'yı da I yapıyorsunuz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Build bu genel arkadaşlar. Yani bizim bölgemizde, Türkiye bölgesinde indirmiş olduğumuz Android'in yeni sürümlerinde, bakın eski sürümlerini kullanıyorsanız bu problemlerle karşılaşmaya olabilirsiniz. NetBeans, Eclipse kuruyorsanız zaten bunlarla karşılaşmazsınız ama bizim dersimizde işleyeceğimizi söylüyorum. İşi uzun anlatıyorum ama kolay. 3 tane iyi oldu, iyi yaptım. Siz de yapacağım. Tabi arkadaşlar onlar bunu yapmıyorlar Ömer. Açın söylemek gerekirse bu bölgesel bir sorun. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Birinci adım, bu yıl Gradle'ı açtım, bu söylediğim 3 satırdaki I'yi yaptım. İkincisi, Android'in üst köşesinde arkadaşlar böyle yeşil, çekici benzer bir işaretle bu yıl komutunu çalıştırdım. Bu yıl ne demek? Kodu inşa etmek demek, oluşturmak demek. Bu yıl'ı çalıştırınca sağ üst köşede, yanlış yazmayayım, try again nokta, yanında başka bilgilerin oldu. Aynen öyle Burak abi, execute gibi. Try again diye bir düğme çıkacak. Ne demek try again? Tekrar deneyiz. Tekrar deneyimi tıkladığınızda Android uygulamanız çalışacak ve ödevinizi veya bundan sonra derslerdeki projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bunu her zaman yapacağım mı? Evet, yeni sürümde yapacağım. Zaten iş kolay. 3 tane ünlüyü yapmak, build etmek, sırayla tekrar denemesine sağlamak. Tamam arkadaşlar. Şimdi dersin 3 ünitesini kısaca özetleyeceğim ama temel olacak. Şimdi kulağımıza küpeler. 1. Biz arkadaşlar 1-2 hafta sonra Android'de aplikasyon yazmaya başlayacağız. Ne yazacağız arkadaşlar? Application. Ne demek? Uygulama. Tamam. Bir aplikasyon aktivitelerden oluşacak. Peki hocam aktivite deyince benim aklımda ne kalsın? Hemen söylüyorum arkadaşlar, gösteriyorum. Telefonumun ekranında oyun oynuyorum. Bu bir aktivite. Telefonumun ekranında bir müzik dinliyorum. Bu bir aktivite. Ben oyun oynarken telefonum çaldı, ekrana çağrı geldi. Bu da ne arkadaşlar? Bir aktivite. Burası tamam mı? Aplikasyon yazıyorum. Aplikasyon nelerden oluşmuş? Aktivitelerden. Peki aktiviteler nelerden oluşmuş arkadaşlar? Fragmentlerden. Fragment ne? İşte şu ekran var ya arkadaşlar. Yarısına bir fragment, yarısına bir fragment getirdim. Bunlar benim nelerim oldu arkadaşlar? Fragmentlerim. Antiparantez, cep telefonu gibi ekranı küçük olan cihazlarda fragmenti önermeyiz, yapabiliriz.
Ama önerdiğiz, tablet gibi ekranı büyük olan cihazlarda fragment kullanıcının eşyalı olarak simultane birçok iş yapmasına izin verir. Evet, şimdi arkadaşlar bu, bakın, önemli özet yapayım. 1. Benim üst çatım aplikasyon. Onun altında aktivitelerim var. Aktivitelerin altında fragmentler var. Bu fragmentler arasında ne yapıyoruz? Geçiş yapıyoruz. İkinci bir önemli nokta, bizim bir aktivitemizin running, çalışma, pause, durma veya durdurma, stop gibi üç durumu vardır. Buna biz arkadaşlar bir aktivitenin hayat döngüsü deriz. Şimdi bir aktivite çalışıyordur. Ne? Ekranda oyun oynuyorsun arkadaşlar, sen aktiviten çalışıyor. İki, sen oyun oynarken bir telefon çağrısı gelir, aktiviten arkaya atılır, pause edilir. Durdurulur, orada durur. Telefon çağrısı bittikten sonra tekrar devam edebilirsin. Üç, aktivite stop edilir, durdurulur, tamamen durdurulur. Ne demek bu? İşletim sistemine ihtiyacı varsa onu hafızadan aşağı indirir, o hafızayı kendisi kullanmaya başlar. Bir aktivitenin bu üç adımı var. Bir aktivitenin hayat döngüsünün 3 basamağı var. Şimdi arkadaşlar, yine önemli bir nokta, Android'in sunumları sürekli gelişiyor. Dedik ya arkadaşlar, alfa ile başladı, sonra beta, cookie diye devam etti. Bunu sınavda bilin demiştim. Mesela ben size alfa, beta, cookie, Lollipop veya ne diyeyim arkadaşlar diye yazdım. Bunlardan hangisi daha yenidir dersen, hangisi dersiniz? Cookie daha yeni. Alfabetik sırada bunu unutmayın, tamam mı arkadaşlar? Ekleyi var. Şu arkasından gelen, şu an hepsi ezberme değil. Yeni yeni sürümler çıkıyor. Ha, buraya şuradan geldim. Arkadaşlar biz şimdi uygulamamızı Android'in yeni bir sürümüne yaptığımızda bu uygulama Android'in eski sürümlerinde çalışmayabilir, çalışmaz. Fakat Android yazanlar bunu ortadan kaldırmak için support library geliştirdiler. Ne demek arkadaşlar? Destek kütüphanesi. Bu destek kütüphanesi Android'in yeni sürümlerinde yazılan kodların eski sürümlerinde de çalışmasını sağlıyor. Peki ben aplikasyonu, aktiviteyi, fragmenti anlatırken niye buraya geldim? Şunun için geldim. Arkadaşlar bizim yazacağımız aktivitelerimiz activity, şöyle diyelim, sınıfından ziyade sınıfının çocuğu olacaktır. Bir kere bunlar sınıf mı? İlk harfi büyük, artık bunu aldığımız gibi biliyoruz. İlk harfi büyük olanlar neydi? Sınıf. Benim aktivitem APP Activity sınıfının bir çocuğu olmaktansa APP Compact Activity'nin çocuğu olacak. Sınıfının çocuğu olacak. Neden? Buradaki Compact arkadaşlar Compatibility'den gelmiş. Ne demek? Uyumluluk sınıfının çocuğu olacak. Benim yazdığım aktivitem APP Compact Activity'nin çocuğu olduğu için Android'in bu sürümünde yazmış olduğum uygulamam bundan önceki sürümlerde de uygulanır hale gelecek. Yine önemli bir cümle. Her bir aktivitenin hayat döngü metodu running, pause, stop override edilecek. Şimdi söyleyeceğim. Ve bu üst sınıfın versiyonunu onu çağıracak. Aksi takdirde bir istisna oluşacak. Override ne demek arkadaşlar? Ayaklar altına alıp çiğnemek demekti. Alt sınıf, üst sınıfın bir metodunu override etti. Eğer ben bunu Android uygulamalarında yapmazsam ne yaşarım dedim arkadaşlar?
exception yaşar. Ne demek exception? İstisna. Peki hocam biz bunları anlamadık. Nasip olsa sen söz, bunların her birini kodla yazacağım. İşte arkadaşlar bu override. İşte bu override, bu exception. Gördünüz mü? Bakın geçen hafta söyledim, içime sinmemişti. Şimdi yazdık diyeceğim. Tamam, hiç tereddüt yaşamayın. Ama şunu söylüyoruz. Kitabımızın önemli bir cümlesi. Her bir aktivite, hayat döngü metodu üst sınıfın versiyonunu, sürümünü override etmek durumunda. Eğer ben bunu yapmazsam bir neyle karşılaşmanlaşır? Exception'la, istisnayla karşılaşır. Bir diğer nokta, geçen hafta size bunu çok söyledim. İlk karşılaştığımız Android manifest.xml dosyası olacak. Karşımıza çıkan ilk dosya. Ne dosyası bu? XML. Açacağım, göstereceğim. İçerisinde XML komutlarımız var. Bu Android uygulamasının geneli hakkında, yani buzdolabının kapağının geneli hakkında bize bilgi verecek. Ve ben arkadaşlar geçen hafta sürekli şunları yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Kodumuz çalışıyordu. Aşağıya bir şey yazıyordum. Kodumuz çalışmaz hale geliyordu. Yukarı gelip bir şey yapıyordum. Tekrar çalışıyordu. Hatırlıyor musunuz onu? Sürekli yukarıya neler eklemiştim? Güran adlı. Sağ olasın Güran. Importlar eklemiştim. Ve demiştim ki ben belki 10 tane ekledim. 20 tane de Android'e kullanacağız. Bakın mesela arkadaşlar Android nokta app paketimiz var. Android application. Biz bu paketi yazacağımız aplikasyonun içerisine import edeceğiz. Import etmek ne demek? Dahil etmek. Peki paket neydi arkadaşlar? Evet bu arada çok güzel cümle. Paketleri import etmiştik. Peki paket neydi? Paket içerisinde ilgili sınıfların bulunduğu bir yapıydı. İlgili sınıflar. Mesela insanlar, hayvanlar ve bilgiler sınıfı canlılar paketi içerisinde saklanabilir. Evet arkadaşlar, söyleyecek çok sözümüz var ama öncelikle bu kulağımıza küp olacak 3 noktayı söyledik. Biz size aplikasyon yazacağız. Aplikasyon aktivitelerden oluşacak. Aktivite fragmentlerden oluşacak. 1. 2. Bir aktivitenin yaşam döngüsü running, çalışma, pause, ara verme ve stop, durdurma gibi 3 adımdan oluşacak. Bu bir tarafta aklımıza tutmamız gereken önemli noktamız. Evet bu arada yazdıkça hangi sınıfı kullandıysak o sınıfın içerisinde bulunduğu kütüphaneyi ne yapacağız? Import edeceğiz. Ne yaptık bugün arkadaşlar? Bir, geçen dersin XML HTML özetini yaptık. Benzerliklerinin farklarını söyledik. İki, slaytımızı biraz hızlıca geçtik. Çünkü bu slayt sitede duruyor. Herkes görebilir. 10 dakikanızı almaz arkadaşlar slaytı izlemek. Ama sonra asıl adımlara başladık. Artık kitabımızın 3 ünitesini anlattım bugün. Aplikasyon nedir? Aktivite nedir? Fragment nedir? Bunlar arasındaki bağlantılar nedir? Onları söyledik. Hangi zip dosya sanacak? Ömer anlamadım. Sana zaten bir de yazar mısın? Bunlar arkadaşlar Ömer Android yüklediğimizde hepsi otomatik bizim sistemimize iniyor. Siz Android sitesine girin. En son sürümünü indir dediğinizde tabii o paketler bunun içinde, o paketler bunun içinde, paketlerin içerisindeki sınıflar da bunlarla birlikte geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bakın notumu almışım. Bugün ben size override dedim. İç içime sinmedim. Çünkü gösteremedim. Exception oluşur demiş kitabımız. Göremedik. Yazacağım. Override demiş. Bunların hepsini ben size yazacağım. Hiç merak etmeyin. Yine haftaya bir kod günümüz olacak. Ardından da uygulamamıza geçeceğiz. Evet. Şöyle diyelim. Overflow şu.
belirli bir sınır verilmiş, onun üstüne çıktığında overflow, o sınırın altına düştüğünde de underflow olacak. Peki arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya kod yazacağımız bir derste görüşmek üzere. İyi akşamlar.